resmi makamları oldu. İlk kaza günü İran resmi makamları, bilhassa İran Kızılay'ı uçakta 9 kişinin bulunduğunu ifade etti. Daha sonra da uçakta bulunanların fotoğraflarının ve isimlerinin yer aldığı bir görseli de paylaştılar. Fakat dün Tahran'da bir cenaze töreni yapıldı. Hem Tahran Üniversitesi'nde bir tören yapıldı. Ayrıca yine Tahran'da Salon-ı Eclas diye bilinen uluslararası kongrelerin, konferansların yapıldığı bir merkez var. Burada da resmi bir tören yapıldı. Dünyadan gelen devlet adamları, hükümet yetkilileri burada taziyelerini sundular. Burada şunu gördük ki 9 kişi bahsediliyordu ama 8 tabut var. Bunun üzerine bir araştırmaya giriştik. Ben daha evvelden uzun yıllar İran'da gazetecilik yaptım, yıllarca kaldım. Dolayısıyla gazetecilik yaptığımdan dolayı, İran'da yaşadığımdan dolayı bir takım orada geliştirdiğimiz ilişkiler oluştu. Kaynaklarıma ulaştım. En son çok kıymetli bir arkadaşım, vefat eden Doğu Azerbaycan valisi, helikopterde olan Doğu Azerbaycan valisinin yardımcısı Hamit Hosra Şahi'ye en son ulaştım. Tabii onlar da fevkalade yoğun resmi görevleri var bu törenlerle alakalı. Bu hususu kendisine aktardım ve dedim ki 9 açıklanmıştı ama 8 tabut var. Dedi ki doğru diyorsunuz. Aslında uçakta 9 kişi yok, 8 kişi vardı ve 8 kişinin de hayatını kaybettiğini söylediler. İlk açıklamalarda açıklamada reisinin korumalarından Cevat Mihrabi'nin de helikopterde olduğu ve hayatını kaybettiği ifade edilmişti. Ama bu araştırma sonucu ortaya çıktı ki Cevat Mihrabi o helikoptere binmemişti. İkinci helikopterdeydi. Dolayısıyla şu anda hayatta. Bu yanlış anlaşılma, bu yanlış bilgilendirme de bu şekliyle giderilmiş oldu. Evet Ramazan Bey, şimdi reisinin yakın korumalarından biri ve böyle bir kaza gerçekleşince elbette son anda hani bindiği sanılan kişinin binmemiş olması akla bir soru geliyor. Yani burada zaten bir kaza mı suikast mı diye de sorduğumuz bir durum var. Böyle bir şüphe yarattı mı bu sizde de? Aslında ben bunu bu araştırmayı yaparken elbette sorguladım. Lakin benim bu konuyu gündeme getirdiğim Twitter paylaşımımda, X paylaşımımda bu konuya değinmedim. Belki bir eksiklik de olarak görülebilir. Çünkü daha sonra koruma neden binmedi, bindi denizde binmemiş ortaya çıktı. Bir takım soru işaretleri aklıma geldi. Aslında bu helikoptere binmediği ortaya çıkan koruma, Cevat Mihrabi, reisinin ikinci koruması, yani koruma müdür yardımcısı olarak değerlendirebilirsiniz onu. Koruma müdürü helikoptere bindi. Koruma müdürü helikoptere binince diğer korumalar diğer iki helikoptere dağıldılar. Dolayısıyla buradan hareketle olağanüstü bir efendim söyleyeyim aslında suikast, sabotaj, efendim söyleyeyim ihtimalini güçlendirecek o kadar neden var ki bu süreçte. Ama bu o nedenlerden bir tanesi değil, onu söyleyebilirim. O halde o nedenleri Evet. sormam gerekiyor elbette. Tabii ki efendim söyleyeyim birincisi en detaylı açıklama reisinin özel kalem müdüründen geldi. Özel kalem müdürü de yine o heyette olan fakat reisiyle aynı Bu helikopterde arada değil, çok özür diğer helikopter. dileyerek Ramazan Bursa, bu konuya devam edeceğiz ama görüntüler canlı olduğu için sizin de dikkatinizi çekmek istiyorum. Bizim çok geleneksel olarak bilmediğimiz bir konu. Şimdi günlerdir şehirlerde cenazeler yapılıyor. Bugün şimdi artık defin töreni gerçekleşecek. Orada uzatılan bir şey var halka, yani arabadan uzatılan, bilmiyorum görüntüleri görebiliyor musunuz? Mesela şu anda görüntüleri görebiliyorsanız bu görüntüleri de biraz Görüyorum. yani İran geleneğini de izleyicilerimize anlatmak açısından bilgilerinizi bizimle paylaşmanızı isterim. Şimdi tıra benzer bir efendim söyleyeyim araç. Bu modifiye yapılmış ve
cenaze aracına dönüştürülmüş. Bu cenazeye özel yapılmamış. Efendim söyleyeyim, bizim nasıl belediyelerin cenaze araçları var, protokol içinde ayrı cenaze araçları var. Bunlar hazırlanmış ve bekletiliyor ve bu cenazelerde kullanılıyor. Şimdi burada cenazeler var ve bu reisiye atfedilen bir mana var. O da şudur, kazanın ilk günü vefat haberi gelince İran'ın lideri Ayetullah Hamane yapmış olduğu açıklamada açıklamasında tüm hayatını kaybedenler için şehidi hizmet şehidi ifadesini kullandı. Dolayısıyla şehit olarak kabul edildi. Şimdi buraya gelen insanlar, şu anda görüntülerde görüyorsunuz, efendime söyleyeyim, boyunlarında atkılar var. Veyahut da efendime söyleyeyim, kadınlar ellerinde eşarp getirmiş. Bunları o cenazeyi taşıyan tırın içerisindeki koruma görevlilerine bulundukları yerden fırlatıyorlar. Onlar cenaze tabutuna sürüp tekrar onlara fırlatıyorlar. Bunu efendime söyleyeyim bir kutsallık olarak, efendime söyleyeyim bir bereket olarak görüyorlar. Şu anda sizin gördüğünüz ve ifade ettiğiniz görüntünün nedeni bu. İnsanlar atkılarını veyahut da eşarplarını üzerinde bulunan efendime söyleyeyim fırlatıyorlar. O da cenazenin tabutuna sürüp tekrar ona fırlatıyor. O muhtemelen o kişi onu efendim bir anı olarak da hayatı boyunca evinde saklayacak. Evet, reisinin tabutuna sürülmüş atkılar, eşarplar değil mi? İranlıların evinde olacak ama cenazede orada olan İranlıların elbette katılmayanlar da vardır. Şimdi tabii Şimdi. ben İran'da cenaze deyince en çok Hümeyni'nin cenazesi ama o günden bugüne tabii çok gelişme var. Şimdi bir koruma da olduğunu görüyoruz artık cenazelerde. Çok özür dileyerek sözünüzü kesmiştim ama bir bilgiyi aktarmış olduk izleyicilerimize. İşte o nedenlerden bahsediyorduk. Yani suikast ihtimalini akla getiren nedenler nelerdir? Birincisi efendime söyleyeyim, Cumhurbaşkanı reisi bu helikopteri çok sık kullanmadığını biliyoruz. Birincisi bu. Mesela değişik zamanlarda değişik efendime söyleyeyim bilhassa İran devrim muhafızlarına ve silahlı kuvvetlerine ait Rus yapımı Su tipi helikopterlerin efendime söyleyeyim kullanıldığını biliyoruz. Mesela daha evvelden de İran'da değişik doğal afetler oldu, sel felaketleri oldu. Buralara giderken İbrahim Reis'i bu helikopterleri kullandı. Dolayısıyla burada aslında biraz teknik bir süreç bu helikopter meselesi. Burada uzmanların dediği helikopterin eski olup olmamasından ziyade